Evet arkadaşlar, harika hoşmerimler yapıyoruz. Şimdi bunları aşama aşama sizlere nasıl yaptım onları göstereceğim. Hem de hiç öyle sütle falan değil. Evet elbette ki sütle ama süt önce peyniri döndürüyoruz. Peyniri kahvaltıda kullanıyoruz. Sonra artan peynir altı suyumuzu hoşmerim yapıyoruz. Bir kısmını peynirimize koyup diğer geri kalanlarımızı da ekmeklerimizi, çöreklerimizi yapıyoruz. Yani komple değerlendiriyoruz. Bu enfes tatlıyı da yapıp yemekten sonra misafirlerinize ve ailelerinize de afiyetle ikram edebilirsiniz. Çok çok enfes olacak. Haydi yapalım. Evet arkadaşlar, peynirimizi yaptık. Oldukça da sert, kalıplı, çok güzel bir peynir elde ettik. Burada peynirimiz var. Çok güzel. Şimdi bu peynirimizi yaptıktan sonra sütlerimizden ne yaptık? Peynir altı suyu elde ettik. Bu peynir altı suyumuzun içinde de yine peynirlerden var. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Bu sularımızı ben tam süzmedim. İnce peynirler içinde kalsın istedim özellikle. Çünkü bundan harika bir höşmerim, Balıkesir höşmerim helvası yapacağım. Geri kalan suyumun bir kısmını peynirimi delikten sonra kavanozumun içine alacağım, onları koyacağım. Ve diğer sularımda da ne yapacağım? Ekmek, poğaça, bunları yapacağım ve bu sular çok değerli. Kesinlikle bu suları atmıyorum. Şimdi biz burada hoşmerim yapalım. Bunun için suyumuz hazır. Burada 2 litrelik su ayırdım. 2 litrelik su için 2 su bardağı kadar irmiğim var. Ve 2 su bardağı kadar şeker hazırlayacağım. İçine koyacağım. Bir de yumurtanın sarısını ayrıyeten özeyip koymak lazım. Ama yumurtanın sarısı kokuyor diyenler için zerdeçal da serpebilirsiniz. Ben şimdi içine yumurtanın sarısını da bıraktım zaten. Onunla beraber hepsini karıştıracağım. İrmiğimizi de atalım içine. Şimdi 2 su bardağı kadar şekerimizi, hemen 2 su bardağı kadar da şekerimizi döküyoruz. Her şey birebir oldu bunda. Hemen altını yakalım ocağımızın. Orta ateşte karıştırarak, bir de tahta kaşık alayım elime. Bunu karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Ne zaman kadar? Bu koyulaşacak, katılaşacak. Üstü hoplamaya başlayacak. Katı bir şekilde hoplayacak. Yanardağ patlaması gibi. İçinde küçük peynir parçalarını da görüyorsunuz. Ben peyniri özellikle tam süzmedim ki normalde süzüp o şekilde sıkılaştırıp katılaştırabilirdim. Hoşmenim yapayım diye suyun içinde küçük parçalı olan kısımları da özellikle dibine çökerek bıraktım. Bir kısmını katı peynir olarak kahvaltılarda tüketeceğim. Onu da tuzlu gene kendi suyunun içine bırakacağım, biraz tuz serpip. Bunu da tamamen hoşmenim yapacağım. Geriye kalan 10 kilo sütten yapmıştım zaten. Geriye kalanla da evde ekmeğimi kendim yapıyorum. Ekmek, bazlama, artık ne isterseniz veya poğaçalar veya tatlı olarak kurabiyeleriniz, hatta kekleriniz, inanın yoğurttan, sütten ne alıyorsanız aynısını, hatta daha fazlasını alabiliyorsunuz. İnanın çok çok lezzetli oluyor. Mesela ben ekmek yaptığım zaman daha önce içine suyla beraber yoğurt ya da süt karıştırırdım. Ama bunu yaptığım zaman sanki direkt yaş maya kullanıyorum, ama sanki evde böyle hamurdan bir parça alırsınız da ekşi maya yaparsınız ya, aynen öyle ekşi mayadan yapmışsınız gibi çok harika bir lezzet veriyor. Trabzon'un vakfı kebir ekmekleri falan vardır. Ne güzeldir değil mi? Onun aynısını resmen evinizde yapmış oluyorsunuz. O ekmek tarifleri de var. Kanalıma abone olan arkadaşlar mutlaka onları da görecektir. Yani bu suyu çok güzel değerlendirin. Harika bir lezzet. Şimdi iyice karıştıracağım ben, kaynayıncaya kadar. Evet, gördüğünüz gibi hoplaması falan başladı. Harika bir hoşmerimiz şu anda oldu sayılır. Artık ağzını kapatacağım ben bunu. Tabaklarımızı alacağım. Evet, gördüğünüz gibi harika hoşmerimlerimiz de oldu.
Umarım sizler de evinizde yaparsınız. Bu güzel tadı afiyetle yersiniz. Beni izlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgilerle kalın. Hoşça kalın.